Olmasaydı süngerlere ben Türkiye'ye dönmezdim. Ya Fransa'da yaşadım ya Tunus'ta. Dünyanın en keyifli işi ya. Ya bir daha düşünebilirsin. Milyonlarca balıkla yaşıyorsun dibinde. Ve dünya yüzüne göremeyeceğin en başka çiçeklerle yaşıyorsun. Öyle çiçekler var ki dünya yüzünde yok. Balıklar ne yapıyor bir insanı? Konuşmuyorlar. Bir tek seni seyrediyorlar. Burada iki dükkan bir fırın. Şey ne demek yemekten ne az kaldı ne burun. O zaman Bodrum'da 190 fakir insanlar. Bir tek süngerciler ve mandalina bahçesi olanlar zengin. Bunlar da para var. Bunlar halk da bu iki kuyruğu çok tutardı. Çok severlerdi. Çünkü paralarda şey para ihtiyacı olsa gider, onlara giderler. Süngerciye giderler. Mandalina bahçesi. Mandalina de bazı ağalar korkulmazdı. Hasan Yıldız vardı. Restoranı vardı. İsmi Hasan Yıldız. Giderdim Hasan Yıldız'a. Hasan abi bir hafta dükkanı kapatıyorum. Bir hafta kim gelirse rakısını içeceksin, para almayacaksın. Ama aykırım derdi. Neyse bir hafta geçer. Hasan abinin bir hikayesi vardı. Rodos'ta çocukluğu Rodos'ta geçmiş. Barbaros'u seyretmek için ne yaparlarmış biliyor musun Rodos'ta? Bamya ağacına çıkarlarmış. Bamya ağacı olur. Ya Hasan abi, sen anlattın mı çocuğa Bamya ağacını nasıl seyretiriz Barbaros'u? Anlattım oğlum, anlattım. Böyle diyeyim. Söylerdim, para vermek isteyeni vermeyeceksin rakı. Bir hafta herkes bedava içecek. Biz böyleydik bu durumda. Nerede öyle insanlar şimdi? İşlerdi. 1800'lerde kavga ocalık başlıyor Bodrum'da. Ondan sonra 1880'lerde filan çıplak dalgıç icat ediyorlar. Çok dalgıç, ufak bir 5-6 metre ufak sandal, kürekli. Başta şöyle oyun var, oraya kaptan oturuyor. Elinde büyük bir ayna, evinde sünger gözlüyor. Sünger bulunca gamakayı süngerin üstüne koyuyor. Dalgıç dalıp o süngeri koparıp geliyor. Niye çıkma dalgıç biliyor musunuz? Donsuz aldığı için. Maya yok o devirlerde. İşte yeme dola dalamıyorsun. Derin dalıyorsun çünkü. Çıkmak dalgıç bu. Ayna var değil mi? Aynayla Aynen tabii kayıttan gösteriyor bakıyor. sana. Gamakan ağacı alıyor. Taş alamıyorsa dalıyorsun. Koparıp geliyorsun. He? Bütün bu çıplak dalgıç, kaplanan %90 hepsi kullanan para oluyor. Çünkü gösterdi. Yani parasız pulsuz olanlar çıplak dalgıçla, parasız pulsuz olanlar çıplak dalgıç Tabii oluyor. gariban ya. O zaman oldum fakir. Yok ki. Peki sen ne zaman başladın abi? Şimdi ben 1956 senesinde Kangavacı'la başladım. 5 sene Kangavacılık yaptım. Sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra 1964 senesinde İstanbul'dan iki arkadaşımız geldi. Dostçu'yla Baskın. Balıkada olayla getirdiler Bodrum'a. Ben onlarla bir sene çalıştım. Hem öğrendim, hocalık yaptım. Sonra onlar 65'te bir Libya'ya gittiler. Çok büyük sünger tuttular. Büyük paraları kazandılar. Biz de rağmen güvenden hadi dedim biz de gidelim. 66'da. İBE'ye. Güven soyadı? Güven Aysun. Aysun. Yani İstanbullu. Bir de onun orta balığı Yarkın Dal Kılıç. O da öldü rahmetli oldu. Uzatmayalım. O zaman parasıyla 66 senesinde 40 bin lira para çektik bankadan. Ziraat Bankası'ndan. Yola çıktık. Libya'ya vardık Derna'ya. İşimiz vardı. Fahri Konsolosumuz Yunanlı. İsmi Numan Sufrakis. Numan Sufrakis ismi Yunanlı. Souvlakis. Emre Aykan hoş geldiniz. Ne var Numan? Dedim bre kanun değişti. İzin vermiyor Libya hükümeti. Ne oluyor? Bir Arap'la ortak olacaksınız.
Eyvah, ayva yedik. Arabalar ortak olunca iş tehlikeye girer. Neyse, biz gene bir muhtar Arap bulduk. 20-25 gün çalıştık. İki tekneydik. Teknenin birisi Bodrum'a döndü mecburen. Biz kaldık 10 metre tren denilen mühendisiyle. Bir arkadaşın hamile güvenme. Bir şey vardı, resmi çocuk. Şimdi orada ya hala 6 kişi. 40-50 kilo sünger tuttuk. Müzik aldık araba. Bu senin. Biz bırak o dışı dedik. Kaldık. Diğer adam Bingazi'ye gittik. Nereye gittiniz? Bingazi'ye. Bingazi'ye. Konuşsun. Libya'nın ikinci büyük şehri. Orada iki gün çalıştım. Ağaç abi dün para kazanıyoruz. Para yok. Dedim güvene hadi dedim gidelim Tunus konsolosluğuna. Tunus konsolosluğuna gittik. Dedim bir konsolosluğa ben Arapça da biliyorum çünkü. O da bu Fransız. Libya'da elanca Arapça konuşuyorum. Dedim biz sünger avcısıyız. Aynı zamanda sünger hocasıyız. Malgış yetiştiriyoruz. Biz Tunus hükümeti bu işi yapmak istiyoruz. Bu böyle kolumlamadı. Hemen dedi Tunus'a fark çekeyim. Yarın gelin yine. Kalktık gittik, yarın gittik. Her şeyimizi kabul etmiş Tunus hükümeti. %49'u bizim, %51'i Tunus hükümetinin ortak. Dalış değiştireceğiz. Ne zaman gidersin? Bir hafta sonra gideriz. Çandalı sattık, para yok. 25 sterlinle. 20-30 sterlinle ağa tahmeti oradan kazandım. Dolduruk mazot, şarap, mumaya. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Zaten şimdi, denizden yiyorsunuz he? Her şeyi. Zaten avladıklarınızı da yiyorsunuz. Ya gideceğimiz yolda 515 mil. Tekne 10 metre, 9,5 metre. İçinde şu kadar tek şeyler, İskandinav motoru var, kızma kafa. 15 beygir. Konsolos geldi. Tekneyi görmeye bir gün. Bir gün dedi, bu ne dedi? Dedi, tekne. Ya bundan çıkacağız ya Tursa dedi, nasıl gideceksiniz? Biz gideriz dedi, sen karışma. Biraz para ver dedik, para aldık. Mazot alacağız dedik. Gördük mazotumuzu, çaraplarımızı. 515 bin yol. Çıktık. 5 gün, 5 gece. 5. gün Trabzon açıklarında motor Ford kapalı patlattı. İskandinav. Sıcaktan. Daha bir günlük yol var. Ama hava nasıl? Çarşaf gülmanlık. Herkes de panik. Yok. Yapıp dökeceğiz dedim ya. Eritrona'da 5-6 lira yoruluş kursunu. Orada 1-2 kilo pekşimet çiğneyin, ekmek çiğneyin, hamur. Hamuru yaptım. Eski kırıktan bir kalıp çıkardım. Kursunu erittim, döktüm. Kalıbın içine. Ya sıcak ya, paso yerleri açtı. Yavaş yavaş şöyle şöyle. 2 saat sonra kalktım üzerine. Hadi çalıştırın dedim. Ve çalıştırdık. Senelerce motorla çalıştırdık. Ve 515 mili 5 gün 5 gece de geçtik. Tunus'a vardık. Herkes aynı şekilde. Tekneye göre şaşırıyor. Bundan mı geldi Türkiye'den diyor. Neden? Bodrum'dan oraya kadar 1300 mil yaptık. 1300 mil. Vay be. 10 metre, 9,5 metre tren değil. Ama tekne. Değdi mi gittiğinize? Değdi mi gittiğinize? Değmem canım. Sonra bir çalışma başladık. Dalgıç hep dalgıç yetiştiriyoruz. Sezonda 1,5 ton sünger kesiyorum. Ne demek 1,5 ton abi? Kilosu 1,5 ton sünger. Ama ne kadar para ediyor mesela? Kilosunu 10 sterline satıyorum İngiltere'ye. 10 sterline. Kaç para yaptı hesap et. 15 bin sterlin. Bir çuval para bela, bir çuval çoruz hükümetine. Kuzeyde villa. Güneyde villa. Altın Honda motorlar, 250 Ducati motorlar, çöl motoru, karılar, saraylar, bir sürü tazeler. İkizleri anlar. İki karıya sarın. Biri 15 yaşında, biri 17 yaşında. Biri zenci, biri beyaz. Ve 1975'e kadar o yüzden evlenmeyi karar bu işi sürdürdük. 75'te tüngerler hastalık bulmaya başladı. 75'te? Bir yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada süngerler hastalık bulmaya başladı.
Mekşe Körfezi dahil, Kızılderiz dahil, Akdeniz dahil, Ege dahil. Güvene dedim ki, işi bırakıyoruz. Ben Türkiye'ye dönüyorum artık. Ben 75 kışı geldim. 75 yıl kışından kalktım geldim artık. Benim oradaki süngercik olayım bitti. Buraya geldik 75'te. Turizme başladım. 75'te bitti. 75'te sünger bitti. Kesince bitti. Ama bir grup insan 82'lere kadar, 84'lere kadar devam etti. Ya bazıları. Şimdi sünger var yine ama az. Az. Şafı değil ki. Peki başka bir şey soracağım. Şimdi Baskın'la Tosun abilerden herkes bahsediyor. Yanında çalışmış abilerle de konuştum ben. Evet. İlk geldikleri zaman süngerciler bunları hemen herhalde kabul etmedi. Önce bir karşı çıktılar herhalde çünkü... Çok karşı çıkmadılar. Karşı çıkmadılar mı? İlk defa kimse inanmadılar bunlara. Heh. Bunların Libya'ya giderken 65 senesinde kaptanı kimdi biliyor musunuz? Bodrum meşhur Gavrali kaptan. Gavrali. Bir yere ufak sandallar var 5,5 metre, 6 metre. İsmi tımarhane. Bir tane büyük 12 metre tekne. Ondan gitti Libya. Libya'da çok güzel büyük para kazandılar. Sonra ben işte 66'da gittim. Sonra 68'de Türkiye'ye bir ara döndüm. Bir saat biraz kaldım. 69'da yine gittim Fransa'ya. Oradan Libya'ya gene geçti. İşte Tunus'a gene geçti. Sonra bir daha görmedim bunları ben. Ne olduğunu Allah bilmiyorum tabii. Tosun'da baskıldı. Ama balık adımı getiren bu adımı ondadır. Rahmetliler. Tabii. Çok tatlı insanlardı. İkisi de çok büyük dostumdu. Peki sana kim öğretti süngerciliği? Sana kim öğretti süngerciliği Aykan abi? Ben ayakkabıcıydım. Ayakkabıcı. Ayakkabıcıydın. Mustafa Aker yanı kalfadım. Kafam takıldı. Dedim ki süngerciliğe başlayacağım. Benim mahallemde her taraf komşularım hepsi süngerci. Gangavacı. Sarsız Vazlar Sülesi. Kemal Sarsılmaz, İsmet Sarsılmaz, Salih Sarsılmaz. Öz Sarsılmaz. Ha, Sarsılmaz da. Bizim senin amcaları. Keller Sülalesi. Salih dedi ki, ha ben Kokaçi'den gidiyorum Gangava'ya. Salih nereden kaptan, gidiyorsun? Kokaçi diye bir girdi ki kaptan vardı. Kokaçi. Kokaçi ismi. Şu kadar bir. Salih bana dedi ki, Aykan sen bir Kokaçi gitme oğlum dedi. Niye dedim? Kokaç kulağıma siker sene dedi. Tamam dedim. O zaman senden gideceğim. Tamam dedim. Ve sahilden kangavacıyla başladım. Ama nasıl fırtınayı biliyor musun? Üzerime adam tanımıyorum kimseye. Felaket bir adamım. Aynı sene kangavayı örmesini öğrendim. Hepsini. Eskiden iki sene, üç sene çalışırsın ondan sonra payağı geçirirler. Ertesi sene benim payı aldılar. O sene sezon sonunda 3700 lira para aldım. Ne büyük para biliyor musun? Servet. Çıkardım işte. 2700 lira bedene verdim. Kız kardeşim burada ortaokulu, ilkokul öğretmeni kazandı. Para yok gitmeye. Beden benim verdim para okuttu onu. Ben de para şu anlar artık. 5 sene yaptım. Bu süngerciye dalgıçlığa başlayınca da işte Libya'ya gittik de mesela battık ya iflas ettik. Geri gittik işte Tunus'ta işimi biraz kurtardık. Ben mecburen bir Türkiye'ye döndüm. 68 sonunda. 69 tekrar gittim Fransa'ya. Ben niyetim Tunus'a gitmeyecektim, Amerika'ya gidecektim. Gemi bulamadım, yılbaşıydı, gemi bulamadım. Tunus'a geçtim ya tekrar Eskişehir'e. İşte bütün süngercik olayı böyle başladı. Çünkü o zaman herkes süngercik gitmiyor. Olur bir meslek. Kolay bir meslek değil süngercilik. Dalgıçlık da doğru bir meslek o zamanlar. Vurgun yerse doğru bir şey yok, alet yok. Bu şartla altta çalışıyordum. Kaç metreye kadar iniyordun? Ben en fazla 70 metreye kadar çalıştım. 70 metre. Tunus'ta fazla derin değil. Tunus'ta 40-50 çalışıyorduk.
Daha aşağıda 30-25. Çünkü Sünger bol. Kimse toplamamış çünkü. He? Kimse toplamamış çünkü. Eskiden Yunan'dan çalışıyormuş. Yasakladık. Yunan'dan sokmadık. Ha. Ha, öyle o şekilde oldu. Tunus hükümetine rağmen Burguba'ya ilk verdiğimiz şeyle gittim konuştum özel. Bu dedim ülkeye Yunanları sokmayacağız bir daha. Tamam dedi Aykan beni. Burguba rağmen. Burguba'da Tunus'u en büyük adam Atatürk hayranı verip rağmen. Oranın belediye başkanı mıydı? Hayır, başbakan. Başbakan tabii. Tam. Vay nasıl. Fransa'da Tunus'u kurtar. Adı neydi? Habib Burguba. Habib? Burguba. Burguba. Tunus'u Fransa'da kurtaran o adam. Ya. Müthiş. Peki şöyle bir teknenin içerisinde bir gün boyunca sabah kalktığınızdan itibaren evet. Ne oluyordu bir anlatır mısın? Kim ne yapardı bu teknenin içerisinde? Sabah kalktık mı? Çok az bir kahvaltı yapar. Fazla yapmayız. Beş temizci sünger temizliğine başlar. O sünger temizliği bitti mi çuvalları biz dalışa başlarız. Saat 9'da ben dalarım. O da kadar. Onda... İlk dalış senin miydi? He? İlk dalış senin miydi? İlk dalış benim. Neden? Sen öyle seviyorsun. Bir de ne var? İlk dalış ben yapamışım. Yeni çıkan dalgıçlar beni örnek almasalar için. Acemi, Arap, öküz hepsi. Ha, Arap dalgıç da kullanıyordunuz teknede. Tabii Arap dalgıçları. Ha, yetiştiriyordunuz. Ya, ben bu yetiştirenlerin... Tunus hükümetinin adamlarını kullanıyoruz. Dalgıç yetiştiriyoruz. Kocayız yani. Okul gemisi bu. Kaptan Gavureli. He? Kaptan Gavureli'ydi. Kaptan güvenden ben ikimiz başka kaptan yok ki. Başka kimse yok. Beş tane gemicimiz var da Arap çalışan. Kaç dalış yapıyordun günde? He? Günde kaç dalış İki yapıyordun? İki dalış ben. İki dalış güven. Öbür çocuklara birer dalış yapardı. Tamam gün bitiyor. Eğer 25-30 saat çalışıyorduk, 1,5-2 saat çalışıyordu günde. Vakit gibi. Güneş şöyle denize yaklaşıyor, çıkarız. Peki dalış sırasında balık gördünüz, büyük balık. Orfoz mesela ne kadar büyük gördünüz en fazla? Çıkmadan evvel son dalışı yaparım. Bağdaş kurarım, şimdi de sünger koparırım şöyle. Bir de şu kadar tüfeği var, ismi Yılmaz Tüfek İzmir'den de. Bu kadar çok. İki tane sünger koparırım. Üç. Avuçta koyarım yani var. 15 kiloluk orpoz barası, 20 kiloluk orpoz barası, 5 kiloluk tarağı çabı, fan girimi, silahlar böyle 8 kiloluk kilo. Dolar etrafı. Ben seçerim şimdi. Dalgıçlar 5 tane dalgı, 5 kilo balık yeter. Hayır, belli kadar böyle 5 kilo, 6 kiloluk kilo silah etrafı. Bu kadar. Tek burada, aboşa, eyvallah. Onlar onu yer. Biz güvenden, ufacık bir mangalımız da yakarız köşesine. Sünger kurduğundan ufak balık tutarız. Bir balık kebap yapmak için. Böyle bir yaşam. Çok iyi. Yaşanmaz mı? Bir şaşarap içeriz iki kişi. Yunuslar anlasın. Hı? Yunus. Yunuslar mı? Köpek balığı Yunus. Ha bir de onu da anlatacağım. Bir İtalyan geldi İra televizyonundan. İra. İra televizyonu İtalyan'dan. Bana da Aykan'da 4 tane suatı filmi çevireceksin. Çevireyim. Hocam geçiyor. Dünyanın parası. Tamam. Bir yer buldum. Şöyle havuz gibi ette bu kaya. Onun için çalışıyorum. Yunus'a geliyorum. Yemin ediyorum. Şöyle şöyle ufak balık vuruyorum. Yunus'a elimle balık yediriyorum. Yunus'a elimle balık yedirebilir misin? Ben papaz yediririm. Uzatmayalım. Bir ay sonra Arif geldi. Ne haber? Al dedim 4 tane filmi seyret. Otele gittik. Seyrediyorken yürüyüp bana bakıyor. Seyrediyor. Bunu da geldi. Bu ne dedi? Sen ben dokumatik film ismini ne dedim? Ondan sonra film. Bu Yunus balığı nasıl yediyorsun balığı dedi. Ben yediririm dedim. Yemin ediyorum çocuklar bu öyle olsa ağladı herif. Böyle bir şey olmaz dedi.
O film İran'da hala gösteriyorlarmış Fransa'da. İtalya'da. Gerçekten mi? Valla. Sene kaç? 1900? Dedim sene 72, 73. Bulayım bu filmi de onun için. Onun için bulayım bu filmi de onun için soruyorum. Yani kaç kişi? 15-20 sene ben. Senin filmi seyredip gitmeler diyorlar. İran televizyonda. Vay be. Sana verdiği kamerayı hatırlıyor musun Aykan abi? Yok. Nasıl bir şeydi? O zaman da büyük şöyle kameralar büyük, var. Büyük. Torbanın içerisinde miydi? Ha, torbanın içerisinde. Poşetli torbanın içinde. Tamam. Görüyor musun? Ya, Eva neydi? Eva... Ya o yeni. Adam yine. Kafayı yiyecekti. Bu ne diyor? Boynumu da ağladı herif ya. Bu dedi o benim olmaz dedi. Olur dedim. Seni kaç atma fazla yıkanma dedi. Bu kadar yıkan. Yani. Ya işte böyle sevgili dostlarım. Şahane abi ya. Peki siz Bodrum'da çalışırken aşağı yukarı kaç tane tekne vardı sizinle beraber çalışan? Rangama mı? Gangavası, işte aynacısı, süngercisi, trandili. Süngerci o zaman toplasan 20-30 tane çıkmaz. Aynacı sandal var 7-8 o kadar. Sandal olarak söylüyorsun değil mi? 20-30 tane. Çıkmak var işte. Tamam. 13 tane bile gangava vardı. 13 tane. Bunlar hepsi toplasan hepsini 20 tane 25 tane. Ha, bu arada 10-15 tane forma dolmuş vardı. Ha, forma var. Ha, var. Vardı o zaman. O da. Azı sonra 15-20 tane oldu onlar. Böyledi yani. Onlar çok ölüyor muydu? Çok vefat eden oluyor muydu? Çok. Onlardan. Kimler gitmedi ki kimler? Çünkü bir de o zamanlar bilinç çok insanlarda fazla. Mühim olan dalgıç istersen 2 saat çalış. Çıkışında mecburen aksiyonu yapacaksın. Aksiyonu yapmazsan her an vurgun yemeyebilirsin. Çok kişi üşüyor, geziliyor öğleniyor, çıkıyor. İyi bir basar, kaplar gidiyor, iter aşağıya. İşte çıktı bir sonu, kan değişiyor. Kaç kişi gitti? Ben bile şu koluma kuru ağrı yaptırdım. Ne yaptırdın? Kuru ağrı. Kuru ağrı. Vurgunun bir değişi. Derin değil esasında ama orada çok çalıştım ki, 3,5 saat. Yoruldum. Sonra en son o boşu gönderdikten sonra şöyle bir kendime geldim, eyvah ben yaraydım dedim. Onu hafif uyuşmaya başladı. Bir 15-20 dakika, yarım saat sonra yaptım. Yine öyleyken hala bu ağrı buradan çıkmaz. Bu kulağım az duyar öyle yüzünden. Bu ağrı burada dur, kolda dur, ne olmuş? Kendim yaptırdım. Hem kendim hocayım, salı geçtiriyorum. Ama öyle bir de sünger buldum ki kıyamadım. Ya. Kime satardınız süngerleri? İngiltere. Kime satardınız? İngiltere. Nubal Spor Bahçesi adı. Ne derim şimdi ya? Sünger tüccarı. Sünger herif. İngiltere fabrikası var. Ona satardık. Peki Türkiye'den bir tüccara satmıyordunuz öyle mi? Direkt İngiltere'ye. İngiltere. Nereden buldunuz? Nubal Sufra kestedim yani. Ha oradan. Tamam. O, demiş ki böyle böyle onlar arayın, herif geldi durursa. Geldi, konuştuk, anlaştık. Süngercilere, süngeri vurutursun, çuvallarsın. Dükkan satarken, dükkana gelip bıçak vurup yarar, kontrol eder çuvalları. Bu hayatta kontrol etmezdi. Ya kontrol et, Aykan senin süngerin kontrol mu edilir derdi. Çekil. Ha, işte. Çuvaldan ya. Peki ama, sence ama... Bodrum'da en büyük süngerci kimdi? Kendini de kat içine. Sen kendini de katarsan en büyüğü sence kimdi? Çünkü en güzel süngerciler kellerdir. Keller sülalesi. Bizim mahallede. Salih Sarsılmaz. Kemal Sarsılmaz. İsmet Sarsılmaz. Bir de abiler vardı. O iyi değildi. Bu üçü Bodrum'un en güzel süngercilerdi o zamanlar. Teknelerin adı neydi? Valla şimdi. Buluruz onu, buluruz. Öz Sarsılmaz mı? Hatırlarım şimdi. En birinci onlar mı gelirdi? En çok süngeri onlar keserdi. Her sene en çok süngeri biz keserdik. Onlar keserler. Mesela Yakup Niyazi vardı eski çeşmede. Çalışan gemisi Arapça öğretti. Bundan fazla sünger tutamazlar. Kemmeller çünkü. Şarif Bey Kemal vardı.
Hem balık adammışım, balık adammışım. Sonra da görsün, hem de şu anda kocuk yaptı bir ara. Bunlar öyle sorduğu için genç değildi. Yerli malzeme hiç yok zaten. Bir şey, ne o? Çünkü gelmez oraya. Palipeçi diyor. Palipeçi de bu. Çünkü gelci de ama fazla çalışmadı. Kaptandı. Palipeçi. Girildi. Palipeçi. He. Girildi. Palipeçi Hüseyin var ya Girildi Manas'ta. Onun hı-hı babası. Ha. Arar mısın? Yani orada süngerci yoktu. Bütün bizim mahallede. Sizin mahallenin neresiydi? Kelerlik. Kelerlik mahallesi. Kelerlik. Kelerlik bu denen üstü. Bu denen üstü. Tamam. Antik tiyatronun altına doğru. Altına doğru geliyor. Ya, altımızda muzeler, üstümüzde tip antik tiyatro. Ya. Bay bay kanalı. Mesela git, Türk gücü de yok. Biraz Çeşme'de vardı bir tane işte o. Bir Halil Bey vardı. Halil Bey başkası çalıştırıyordu bir tekesi. O da ne işte. Sonra Arap Gözü tekne yaptı. İsmi Kızıl Yıldız'ıydı. O da bir beceremedi. Kanka olacak bitti. Kanka ya niye bitti? Balık adam geldi ondan sonra bitti. Gemici bulamamış çalışmıyor için. Bir de sünger türlerini anlatır mısın en son? Sünger türlerini. Sünger dişini bak. Çuma var. Çuma. Kaba sünger var. Melat var. İpsator var. Bir de Marmara'da çıkan mandama sünger vardır. Ufak mandama. Bu Marmara'da çıkar. Akdeniz'de olmaz. Onun yanında bir de solit diye bir sünger vardır. O da güzeldir. O da Marmara'da çıkar. Ne diye abi? Solit. Solit. Öbürkü mandama ufak böyle incir gibi olur. Öteki şöyle şöyle olur. O solit. Ama en pahalı sünger ipsatordur. Satıyor, ince oldu böyle, kulak gibi. Melat'tan daha mı pahalıydı? En ucuzu çuma, sonra kaba, sonra melat, sonra ipsator. En ağır olan, en büyük olan ipsator değil mi? Ağır çeken, melat ağır çeken. Melat, ha. En büyüğü ipsator mu? Ya işte çünkü çok etli olduğu için kaba hafif olur. Bok gözenek ama fazla kilo çekmez kabası gelir. Peki sünger su altında bunlar kendilerini belli eder mi? Ben yani uzaklardan baktığın zaman burada sünger var diye anlar mıydın? Anlamaz mıyız çünkü? Nasıl anlardın? İlk defa biz bir dalış yaparız. Böyle sünger koparmayız. Gezeriz. Bir gün. 5-6 dalış. Kontrol ederiz. Güven ederim. Güven şurada çok güzel sünger var. Şurada sünger var. Şöyle çalışacağız. Tamam. Hepsi hesaplı. Her gün ne demek 40 kilo sünger tutmak? Rekor bu. Türkiye'de en fazla 5 kilo tutarsın. Vay be. Ve 66'a giderken para yok. Ziraat Bankası'da 40 bin lira kredi çektik. Ziraat Bankası Bodrum'da. İflas ettik mi? Banka parası ödeyemedik. Ve kefilin birisi Hava Fuat var ya, tanır mı bu adamı? Yok, tanımıyorum abi. Onun babası Arap. Birisi kefil. İkinci Salih, yok ikinci şey, İhsan Türkoğlu. Üçüncü Karakale Hüseyin. Ve şimdi iflas ettik ya. Bunlar paraya dönerim. Ben 75'e döndüm. Güven 77'de geldi. İstanbul'da güven bir daire sattı. Heriflerin parası ödeyeceğiz. Kefiller. Rahmetli Arap şu kadar böyle babalı babası. Bakkal dükkanı var. Gittik. Ooo hoş geldin çocuklar, hoş bulduk. Tamam için bakalım bir bira. Rakı yok, rakı sonra. Sen kaç para dedin araba abi dedim ben. Ay karım ya unuttum ben onu dedi. Kaç lira geçti lan dedi. Boş ver siktir et dedi. Olmaz dedi. 10 bin lira ödedim dedi. Al sana 15 bin lira. Al sen bu parayı koy cebine. 15 bin lira. İhsan Türkoğlu'na gittik. Ve Arap en fakiri.
İhsan Türkoğlu Bodrum'un zengini. Evet, Mecid'de Batu Gavya demiş. Dedik ya bakalım. Şeref'e kaç para dedi ama tembettim güvene. 10.000'den fazla ödemeyeceğiz dedim. Bunlara. Bak böyle 10.000 lira dedim vay karım dedi. Verelim ödeme yok yani sana dedi. Dedi. 10.000'i verdik hop kapı cepup cebine. Bu zengin, Bodrum'un zengini. Karakalar üstelik o da Bodrum'un zengini. Karakalar'da. Ona girdi, o da aynı. Güven dedi ki, Aykan o bir araba bak dedi, bir de bir zenginlere bak dedi, tamam dedi ya, gördün mü dedim ya. Hayatta o tamam, Arap bunu unutmaz. O şu kadarcık dedi, hem kanka bacak yaptı, hem de balık adam yaptı. Ağzından istemedi parayı. Bence babaya anlatırım da, baba iyiymişse de öyle misin derdim, baba böyle derdim. Ya işte böyle sevgili dostlarım.